Merhaba sevgili gençler. Bugün belirsiz integralde değişken değiştirme sorularıyla beraberiz. 10 soru çözeceğiz. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Giderek zorlaşıyor tabii ki. Mutlaka sonuna kadar izleyelim. Kesinlikle faydası olacaktır. İlk sorumuza başlayalım. Arkadaşlar 3 e, tane şey gördüğümüz zaman derecesi yüksek ifadeler, köklü ifadeler, ve arkadaşlar kesili ifadeler mutlaka değişken değiştirme yapmalıyız. E, genelde kökün içindekine, paydadakine ya da derecesi yüksek olan terim arkadaşlar değişken değiştirme uygulayacağız. Burada x üzeri 4 artı 2x kare artı 3'e ben arkadaşlar u kare demek istiyorum. Neden u kare diyorum? Çünkü kökün içerisinde ya yani kök dışına rahat çıkabilirsin yerine u kare yazdığım zaman diye. Şimdi türevini alalım. Çünkü biz x'lerin hepsini arkadaşlar u'ya dönüştürürken dx'i de du'ya dönüştürmeliyiz. Yani bu da ancak türev alarak oluşur arkadaşlar. O zaman türevini alıyorum. 4x küp artı 4x. E, bunun türevi zaten yok oluyor. Yanına ne oldu? dx geldi. Burada da arkadaşlar üst başa indi 2. Üzeri bir azalttı. Çarpı du geldi. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada artık değişken değiştirme yapalım. Her tarafı 4'e bölmek istiyorum. Neden? Çünkü bakın yukarıda x küp artı x var. Ee, e, 4'e bölersem x küp artı x geliyor buradan. Tabii karşı tarafı da 4'e bölersem u bölü 2 du geliyor. Şimdi getirip bunları integralde yerine yazalım arkadaşlar. Bakın üst tarafta şu ifade ne oldu? u bölü 2 du'ya dönüştü. O zaman oraya hemen u bölü 2 du yazalım. Bölü aşağıda da ne var arkadaşlar? Böyle şöyle koyabilirsiniz, fark etmez. Aşağıda da kök içerisinde u kare var. Bakın şu ifade u kare demiştik ki o da kök dışına u diye çıkacak. O zaman arkadaşlar değişken değiştirdiğimizde, bakın elimizdeki ifade, şunlar sadeleşti, 1 bölü 2 d u şeklinde kaldı. E buradan arkadaşlar biliyorsunuz integral dışında yanında değişken alarak çıkar sabit sayılar. E burada değişkenimiz u, o zaman yanında ne olacak arkadaşlar? U alarak çıkacak. Yani şöyle bir şey elde ettik. Peki u kimdi arkadaşlar? her tarafın kökünü alırsak bakın ne oldu arkadaşlar u şu ifade oldu yani kök içerisinde x kare artı 2 x pardon x 4 artı 2 x kare artı 3 bölü 2 bir de artı c'miz var arkadaşlar bakıyorum hangi şekilde var bu bursa evet ikinci sorumuza geçelim bakalım burada neler olacak arkadaşlar ben e, kök x'e u demek istiyorum başka bir ifade aslında x'e u kare demiş oluyoruz değil mi? Yani kök dışına rahat çıksın diye. Şimdi buradan arkadaşlar kök x'e u demekle x'e u kare demek aynı şey. Böyle giderseniz eğer ne olmuş olacak? Türevini aldığınızda köklü sayılarda biliyorsunuz içinin türevi bölü iki tane kökün kendisi şeklinde türev alabilirsiniz. Yanına dx geldi. Karşıda türev ancak d oldu. Şu bölü 2'ye karşı atmaya gerek var mı? Yokmuş zaten burada var. Bakın dx bölü 2 tane kök x ki burada aynısı var. Bunun yerine ben du yazabilirmişim. Yani bunları silip yerine du yazacağım. Sonra peki şuraya ne yazabilirim? Kök x yerine de ben u yazabilirim. O zaman kök içerisinde u artı 1 oldu mu? Evet şimdi elimizde böyle bir ifade kaldı. Arkadaşlar hala kök var. Kökten tam anlamıyla kurtulamadık. O zaman tekrar değişken değişme yapacağız. Ben bu sefer diyorum ki arkadaşlar u artı 1'e tekrar kare diyelim. Şimdi türevini alırsam burası ne olacak? 1 olacak du. Sadece D'yi da yazabilir. Sağ tarafta türev alırsak da 2T bakın üst başa indi üzeri bir azaldı. Çarpı hecenin türevi DT. Şimdi getirip bunları yerine yazarsak arkadaşlar. U artı 1 yerine tekrar yazarsam bakın şurası tekrar oldu. Kök içerisinde DU yerine de 2D DT. Pardon 2T DT. E, şu zaten T kare kök dışına T diye çıkacak. Burada da 2 var. 2 integral dışına alırsak içeride T kare DT elde etmiş olduk. E şimdi arkadaşlar tekrar kök dışında t küp bölü 3 diye çıkmaz mı? Yani elimizde 2 t küp bölü 3 artı c kalmış oldu. E t kimdi arkadaşlar? Bakın şuradan her iki kökün kökünü alırsak. T kök içerisinde o artı de. O zaman iki tane kök içerisinde o artı 1'in küpü bölü 3. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir ifade kaldı. Ama u da zaten bizim uydurduğumuz bir şeydi. U yerine de ne yazacaktım ben? Kök x yazacaktım değil mi? O zaman onu bir daha yazarsam arkadaşlar bakın. 2 bölü 3 U yerine kök x yazarsam kök x artı 1'in 3. kuvveti. E şimdi arkadaşlar şıklarda böyle bir şey göremiyorum ama şuna dikkat edin. Köklü sayılardan kurtulmak için içteki kuvveti dıştakine bölmez miydiniz arkadaşlar? İçteki kuvvet ne? 3. Dıştaki kökün derecesi ne? 2. O zaman ben bunu 3 bölü 2 şeklinde ifade edebilir miyim? Artacağımızı tabi unutmuyoruz. Pardon. Şimdi buradan ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 kök x artı 1. 3 bölü 2 C dereceden kuvvet tabi bu artı C. Bakıyorum hangi şıkta var, hangi şıkta var. Edirne'de var. Evet. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar integralin içindeki fonksiyonu tam anlamıyla bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bunu integral dışına çıkarmamız imkansız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Her tarafın türevini alacağız. Buranın d bölü dx türevini alırsam doğal olarak buranın da d bölü dx türevini alırsam bakın diferansiyelle integral birbirini götürdü. dx'ler sadeleşti. Sol tarafta x çarpı f türevi x kaldı arkadaşlar. Sağ tarafta da türev alırsak 12 x kare artı 2 x olacak. Şimdi her tarafı x'e bölersek f türevi x arkadaşlar 12 x artı 2 oldu. Şimdi her tarafın integralini almalıyız. İntegral alırsak türevden kurtulmamız gerekiyor ya çünkü bize f fonksiyonunun düz hali sorulmuş. O zaman bir kere daha integral almamız gerekiyor. Integralde türevi birbirine götürürse arkadaşlar sol tarafta fx kalır. Sağ tarafta da üstünü bir arttırıp arttırımıza böleceğimiz için 6x kare artı 2x tabii ki sabitlerim constant'ın baş harfi c'miz gelecek arkadaşlar. Şimdi o c'yi bulmak için zaten bize mutlaka bir bilgi verilmiştir f1 20. x yerine 1 koyarsak sonucun 20 çıkması gerekiyor. Yani c buradan 12'dir arkadaşlar. O zaman fx fonksiyonumuz tam anlamıyla oluştu. 6x kare artı 2x artı 12. Şimdi bize kimi sorarsa sorsun. f 1 soruluyor. Yani 6 eksi 2 artı 12'den cevabımız 16 olacaktır. fx fonksiyonun üzerindeki 1'e 4 noktasındaki teğetin eğimi. Arkadaşlar teğetin eğimi demek türev aldığınızda nokta yerine koyduğunuzda bulduğunuz şey demek. Biz türev aldığımızda 1 noktasında eğimi 4 bulmuşuz. Yani 1 noktasındaki türev 4'müş. İkincisi 1'e 4 noktasından geçiyorsa bu fonksiyon düz fonksiyon da 4'ten geçiyor demektir. Yani ne oldu bakın hem eğim 4 hem nokta 4'ten geçtiği için ikisi de aynıymış gibi gözükte Tamamen tesadüf. Şimdi f ikinci türevden bahsetmiş. Arkadaşlar f ikinci türev 12 x ise ben her iki tarafın bir kere integralini alarak f'in birinci türevine geçiş yapabilirim. Burası da üstünü bir arttırıp bölünce 6x kare artı c yapmayacak mı? Bakın burada bir sabit terim c'miz geldi. Bunu bulmak için önce şu bilgiyi kullanacağız. x'e 1 koyunca sonuç 4 yapacağına göre demek ki bu c eksi 2'ymiş. Değil mi? sonucun bakın 4 yapması gerekiyordu. Tekrar şimdi integral alacağım. Tekrar integral alırsam arkadaşlar burası integral dışında fx diye çıkarken burası arkadaşlar üstünü bir arttırıp arttırdığımıza bölünce 2x küp eksi 2x artı yine yeni bir c'miz gelecek. Bu c'yi bulmak için de arkadaşlar bu sefer şu bilgiyi kullanacağız. Onu getirip yerine koyarsak f1'in arkadaşlar 4 yapması gerekiyor. 2 eksi 2 artı c'nin 4 yapması için buradan c'nin 4 olduğunu görebiliyoruz. Yani artık fx fonksiyonumuz 2x küp eksi 2x artı 4 şeklinde buradan arkadaşlar f2'yi bulabiliriz. 16 eksi 4 artı 4'ten cevabımız denizli. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar benzer bir mantık var. Bir önceki soruya benzer bir mantık var. Her iki tarafta integral var ama fonksiyonun iç kısmını bilmiyoruz. O zaman her tarafın bir türevini alalım. Buranın da türevini alıyorum. Bakın diferansiyel integral gitti. Dx'ler gitti. Sol tarafta x artı 1 çarpı ne kaldı? Fx. Sağ tarafta da 2x küp eksi 3x kare eksi 12x artı 1 var. Arkadaşlar burada e, çarpan ayırma yapabiliyorsanız yapın. Ama çok zor görünüyor. E, o zaman iki seçenek var. Polinom bölmesi yapacaksınız ya da 3. dereceden denklem çözümleri videomuza bakacaksınız. Ben polinom bölmesi yapmayı tercih ediyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan bir bölme yapacağız. Bölme yaparsak Ay Çok üzülüyorum. Buranın tabii türevini almayı unuttuk değil mi? Hemen şuradan da türevini alalım. O da ne yaptı arkadaşlar? 6x kare eksi 6x e, eksi 12 Evet şimdi arkadaşlar polinom bölmesi yapmadan soruyu çözebileceğiz. x kare eksi x eksi 2 Bu da çarpanlara ayrılırsa x eksi 2 çarpı x artı 1 Dolayısıyla gördüğünüz gibi x artı 1'ler sadeleşince fx'i bulmuş oluyoruz. Yani fx buradan arkadaşlar 6 tane x eksi 2 cevabımız denizli olacaktır. Evet sıradaki soru arkadaşlar çok keyifli bir soru. <laughs> Adam bize g fonksiyonunun şeyinden bahsediyor. 1 ve eksi 1 değerlerindeki farkından bahsediyor. E, ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar g fonksiyonunu elde etmemiz gerekiyor burada. g fonksiyonu elde etmek için şu sağ taraftaki kısmı integral dışına çıkarmalıyız. Acaba o nasıl çıkar? Bakalım gx eşittir bir yazalım. Şu sağ taraftaki ifade ben diyorum ki f içerisinde x karenin acaba türevi olabilir mi? Bir de böyle iki. Neden arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir. Çünkü gerçekten ben bunun türevini aldığımda ne yaparım? Bu ifadenin fx karenin türevini aldığımda ee, önce hecenin türevi f türevi içine aynen yazarım sonra çarpı içinin türevi derim. Yani çarpı içinin türevi dediğinde yanına 2x gelmesi gerekiyor ama burada 2 yok. Demek ki bu ifade 2'ye bölünmüş gelen ikiler sadeleşmiş. Bu ifadeyi böyle düşünebiliriz arkadaşlar. E böyle düşünürsek de arkadaşlar türevle integral birbirini türler. Geriye kaldı arkadaşlar? gx eşittir f içerisinde x kare bölü 2 kaldı. Demek ki ben e, tabi de integral dışına çıktığımız için artı c gelecektir değil mi? Buradan sonra arkadaşlar önce G1'i bulmalıyız. G1 nedir? F1 bölü 2 artı C. Hadi bir de G-1'i bulalım. O da nedir arkadaşlar? G-1'i bulursak. Eksi 1'i koyunca eksi 1'in karesi yine artı 1 yapacak arkadaşlar. Yine F1 bölü 2 artı C yapacak. E bunları birbirinden çıkarırsak arkadaşlar aynı şeyler birbirinden çıkardığımız için cevap Adana olacaktır. Evet yine arkadaşlar benzer bir soru var. Bakın bu sefer içerideki ifade değil mi? E, tam da gx karenin türevi. Yani bakın gx karenin türevini alsaydık biz ne yapardı? E, g'nin türevi deyip içine aynen yazardık. Çarpı içinin türevi derdik. Burada tam da onu görüyoruz. Yani içerideki ifade zaten şunun türeviymiş. O zaman diyorum ki fx eşittir. integral içerisinde gx karenin türevi. E zaten türevli integral birbirini götüreceği için arkadaşlar fx Ne olacaktır? g içerisinde x kare artı tabii ki her integralden sonra gelen bir sabitlerimiz var c. Şimdi f1'i bulalım arkadaşlar. f1 eşittir nedir? g1 artı c. E, bu arada bunun 7 olduğunu biliyoruz. E, g1'in de arkadaşlar 7 olduğunu biliyoruz. Demek ki c sıfırmış. Yani aslında şuradaki c hiç olmayacakmış arkadaşlar. E, bunu bulmamız için bize şu bilgiyi vermiş. Şimdiki g4'ü soruyor. O zaman biz ne yapalım? x yerine 2 koyalım. f2 arkadaşlar. 2 koyunca g'nin karesi ne yapacaktır? 4 yapacaktır. E zaten g 4 8 olduğu için f 2 de buradan doğrudan 8 olacaktır. Evet arkadaşlar yine ben bakıyorum. <laughs> e, bu f içerisinde f(x)'in acaba türevi olabilir mi diye düşünüyorum. Şu integral içerisindeki ifade. Şimdi buradan e, bunun türevini alalım bakalım ne gelecek. Eğer türev buysa türevle integral birbirini tersi için Bunlar birbirini götürecekler biliyorsunuz. E, f'in türevi yazıyorduk. İçini aynen bir yazıyoruz. Çarpı içinin türevi. Yani f türevi x. Bakın tam da bu ifade geldi değil mi arkadaşlar? Demek ki integral içerisindeki ifade şuymuş arkadaşlar. Doğru mu? Integral içerisindeki ifade buna eşitmiş. Sol tarafta. Sağ tarafta da zaten 1 e, dx var. Yani hiçbir şey yoksa biliyorsunuz 1 vardır. Sabit çarpan. Şu integralde e, arkadaşlar türevi bir ötürlerse f içerisinde fx mi kaldı sol tarafta? Sağ tarafta da bir yanında değişken alara çıkar. Artı C. Şimdi burada şunu sorabilirsiniz. Hocam sol taraftan niye artı C gelmedi diye. Arkadaşlar soldan da bir sabit terim geldi. Sağdan da bir sabit terim geldi. Biz onları aynı tarafa toplayıp birleştirdik. Yeni bir sabit terim oluşturduk. Yani C'yi sadece tek tarafa yazmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi F02 imiş. Bize adam F2'yi soruyor. Ee, pardon f 0 0'mış. Şimdi biz X yerine 0 koyarsak ne olur? F içerisinde F0 eşittir x artı c. x yerine 0 koydum. için 0 artı c. E, f0'ın zaten 0 olduğunu biliyoruz. O zaman bir daha f0 şunu yerine 0 yazarsam eşittir 0 artı c yani direkt c. f0 zaten 0 eşitti. Oradan anlıyoruz ki c de 0. Yani şu c aslında arkadaşlar yokmuş. O zaman fonksiyonumuz tam anlamıyla bu. Şimdi adam bize f2'yi soruyor. E, x yerine ne koyalım arkadaşlar? 2 koyalım. x yerine 2 koyarsak f içerisinde f2 eşittir 2. Şu F2 kaça eşit arkadaşlar? Bakıyorum. Bilmiyoruz değerini değil mi? Onu zaten bulmak istiyoruz. Ama karşı taraf 2ymiş. E karşı taraf 2 ise arkadaşlar, değil mi? E karşı tarafın 2 olduğu durum, içinin 5 olduğu durum. Demek ki şu içerisi arkadaşlar F2 5'e eşitmiş. Yani cevabımız denizliymiş. Evet, çok enteresan bir sorumuz var arkadaşlar sırada hx var falan var. Bize neyi soruyor? g2'yi soruyor. Biz en son g fonksiyonunu bulmalıyız yani. Bakıyorum g fonksiyonu da kime bağlı arkadaşlar? h ve k'ya bağlı. Şimdi hadi bunları getirip biraz düzenleyelim. gx eşittir. integral içerisinde iki tane hx. İki hx yerine biz x çarpı fx yazabiliriz. Artı bir de kx. E kx yerine x kare çarpı f türevi x yazabiliriz. Bakın ilk başta soru çok zor görünüyor. ÖSM'in çok sevdiği soru tiplerinden arkadaşlar. ÖSM bunu görmesin diyelim. Ee, arkadaşlar ne var burada? Çarpı x'imiz var. Şimdi gx arkadaşlar şu içerideki ifade bir şeyin türevi olmalı. Neyin türevi olmalı arkadaşlar? Diyorum ki bence bu x kare çarpı fx'in türevi olabilir. Yani içerideki ifadede arkadaşlar f'i biz bilemediğimiz için doğrudan bunu integral dışına çıkarma şansımız yok. O zaman bu bütünün bir şeyin türevi olduğunu görmemiz gerekiyor. Gerçekten deneyelim. Çarpımın türevi yaptığımızda birincinin türevi 2x çarpı ikinci aynen artı ikinci türevi 3x evet, çarpı birinci aynen. Bakın ne oldu? Çarpımın türeviymiş aslında burası. Yani onun yerine bunu yazabilirmişiz. Buradan arkadaşlar türevli integral birimini götürdüğünde gx demek ki x kare çarpı fx artı c şeklinde gelecek. Şimdi arkadaşlar bakalım neler var elimizde. h1'in 4 olduğunu biliyoruz. Biz x yerine 1 yazarsak h1 eşittir 1 çarpı f1'den buradan f1'in 4 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? İkincisi H2'nin 10 olduğunu biliyoruz. X 2 yazarsak H2 eşittir. 2 çarpı F2'den 10 sağ buradan F2'nin de 5 olduğunu biliyoruz. Bakın iki tane bilgi var elimizde. Bir de G1'in 6 olduğunu biliyoruz. Ee, G1 6 ise arkadaşlar şurada da getirip şey yazalım. Aslında şurada da yazabiliriz doğrudan. Hiç orayla uğraşmayalım. Şurada X 1 yazarsam Burada amacımız C'yi bulmak arkadaşlar. 1 çarpı F1 artı C eşittir 6 olacakmış. E zaten F1'in arkadaşlar 4 olduğunu bakın az önce bulmuştuk. O zaman 4 artı C 6 ise C'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bulduğumuz gibi artık C, G fonksiyonun tam anlamıyla ne olduğunu biliyoruz demektir. Artı 2. Evet G fonksiyonumuz var. Bize kimi sorarsa sorsun arkadaşlar G2'yi soruyor. G2 buradan 4 tane F2'dir ki F2'nin de zaten 5 olduğunu biliyoruz. Buradan cevabımız 22 Ceyhan olacaktır. Gerçekten hoş bir soru. Evet parçalı fonksiyonlar var arkadaşlar. Parçalı fonksiyonlar. Şimdi bu ama f türevmiş. Yani parçalı fonksiyon türevi fonksiyonu. O zaman ne yapmalıyım? Ee, her tarafın integralini almalıyım. Doğru mu? Bunun integralini alırsam ne olur arkadaşlar? fx diye çıkar dışarıya. Doğru mu? Şimdi bunun integralini alırsam x artı c olur. x küçük eşittir 1. Bunun integralini alırsam x kare 2 olur. Artı bir de sabitlerim gelecek. x büyüktür birken. Şimdi arkadaşlar birin solunda ve sağında ne olmak zorunda? Ee, eşit olmalı değerler ki bu fonksiyon bir noktasında türevlenebilir olsun. Bakıyorum şimdi ben. Bir de bir bilgi daha varmış bize arkadaşlar. f1'in 1 olduğunu söylemiş. Yani x'e 1 yazdığım durumlarda ki üstteki parçada yazmalıyım. Sonuç 1 çıkmalı. x'e 1 yazınca sonucun 1 çıkması şu c'nin 0 olması gerekiyor. Yani hiç olmaması gerekiyor. Ee, bir de birin sonda ve sağında değerler eşit gelmeli ya. Sol tarafta bir koyarsam, sağ tarafta da bir koyarsam, D'nin buradan 1 bölü 2 olduğunu görüyor muyuz? Gördüğünüz gibi fonksiyonumuz oluştu. Şimdi f0'ı bulalım. 0 arkadaşlar bu parçada yerine koymalıyız ki 0 yapar. F3'ü de bu parçada yerine koymalıyız. O da 9 bölü 2 artı 1 bölgeden 10 bölü 2'den 5 yapar. Ve 0 artı 5'in cevabı denizli olacaktır. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde belirli integralde değişken değiştirme yapacağız. Ve sonraki bölümde de integralde alan sorular yapacağız arkadaşlar. Sorularımız giderek zorlaşacak mutlaka takip edelim. Teşekkürler başarılar diliyorum.